Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Ankara Garı'ndan Kurtalan Ekspres ile olan yolculuğumuzu anlatacağız. Kara tren geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavaştan yavaştan artık yola koyulduk. Şu anda tıngır mıngır gidiyoruz biz Güney Kurtalan Ekspresi ile. Gördüğünüz gibi her taraf bozkır. Artık sonbahar bitti. Kış başladı. Havalar soğuk. Ama trenin içi sıcacık. Biz dörtlü kuşetli vagonda gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuz başladı Ankara Garı'ndan. Şu anda kuşetli vagondayız. Kuşetli vagon bu şekilde arkadaşlar. Buralarda şöyle göstereyim. Bir yatak var. Şöyle yatak. Ondan sonra bir tane eşyalarını koymak için yer yapmışlar. Yine bu da açıldı yine. Başka herhangi bir şey yok. Şurada küçük bir masası var. Yani kuşetli vagonlar bu şekilde. 4 kişilik arkadaş olursanız mükemmel bir yolculuk olabiliyor burada. Şimdi biz burada giderken burada dönerken Allah kerim artık. Arkadaşlar buranın kuşetli yani dörtlü kuşetli denmesinin anlamı şu. Şundan kaynaklanıyor. Yani dörtlü kuşetli demek, kapıyı kapatıyorsunuz. İşte örtülü kuşetli mantığı bu arkadaşlar. Normalde trenin 11'de kalkması gerekirken sağ olsunlar 11.50 civarında kalktılar. Şimdi yavaştan yavaştan gidiyoruz. Aheste aheste gidiyoruz. 24 saat burada nasıl geçiyor çok merak edeceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi ben sıkılmaya başladım şimdi. Şu anda neredeyiz? Elma Dağı'na doğru gidiyoruz. Saat 2 civarı olduğu için birazcık acıktık. Bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Daha önce dışarıdan aldığımız konserveler var şu anda gördüğünüz gibi. Yaprak sarma, patlıcan kızartması ve taze fasulye aldık. Bunları almamızın nedeni de şuydu. Yemekli vagondaki fiyatları bilmediğimiz için bir sürprizle yaşamayalım diye böyle bir şeye kalkıştık. Ama şunu fark ettim ki yemekli vagondaki fiyatlar çok ucuz. Yani doyurucu mu değil mi orasını bilmiyorum. Akşam test edeceğiz orasını. Ama şunu söyleyebilirim. Fiyatlar gerçekten TCDD'nin yemekli vagonlarında çok ucuz. Yani boşuna bizim yaptığımız gibi hamallık yapıp getirmeyin. Orada güzel güzel yiyin. Ama nostalji yapacağız derseniz tabii neden olmasın. Ya şimdi biz bir şeyler içeceğiz. Akşam da burada ya Ankara tava ya işte et döner bile varmış onlardan veya tantuni veya köfte ikisi demirisini yiyeceğiz. Fiyatlar pahalıdır şeklinde bir mantık. Size şunu söyleyebilirim. Kesinlikle fiyatlar pahalı değil. Yani boşuna yanınıza işte ne bileyim şunu bunu şöyle alayım böyle yerim falan filan diye düşünmeyin bence. Biz o hatayı yaptık şu anda odamızda bir sürü yiyecek var. Fiyatları bilmediğimizden kaynaklanan bir şey bu. Bence hiç gereği yok. Burada her şey ucuz. Yani fiyatlar çok ucuz arkadaşlar. Onu kesinlikle belirteyim. Güzel güzel sıcak sıcak yemeğinizi yiyip oturup çevreyi izleyerek çok güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Kayseri'deyiz. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor ve biz yemek yemeye karar verdik ve yemekli vagonumuza geldik. Şimdi burada çok fazla bir seçeneğimiz yok. 3 çeşit yemek var sadece burada. Çorba çeşitleri var ama hazır çorba tarzında bunlar. Bardak olarak veriliyor. Ankara tava, tavuk güveç ve et döner var. Pilavlı muhtemelen bunlar. Ankara tava ve tavuk güveç söyledik. İçeceklerimizden de soğuk içeceklerden söyledik. Fiyatlar çok ucuz. Çorbalar 4.5 TL. Türk kahvesi burada 3,5 lira ve kocaman veriyorlar arkadaşlar. Onu test etmiştim. Yani İstanbul'da bile o kadar kahveyi 5 liraya 10 liraya veriyorlar. Bence çok ucuz. Korkmadan trenlerin yemekli vagonlarına gelip yemek yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemekler bu şekilde. Sanırım hazır olarak gelip ısıtılıp veriliyor. Bu da tavuk, sote veya güveç. İşte böyle. Yemekler bunlar. Şimdi yemeye başlıyoruz biz.
Ankara tavanın lezzeti nasıl şimdi? Ben size bakıp söyleyeceğim nasıl olduğunu. Şöyle bol etli. Şöyle gayet de sıcak duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Fena değil. Çok muhteşem bir şey beklemeyin. Tavuğun şey tadına bakayım. Ya çok sıcağa benziyor arkadaşlar. Buram buram kokuyor. Biraz. Evet, fena değil. Yani trende bu kadar çok iyi bence. Neyse biz yemeğe devam ediyoruz. Sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar biz de yemeğimizi yedik. Ya doyurucu mu derseniz yemekler çok değil. Çok da aç bırakmıyor. Orta yollu bir şekilde idare ediyorsunuz yani. Tren ortamında gayet iyi. Lezzet olarak çok fazla bir şey beklemeyin. Orta halli bir şey. Öyle söylüyor. Ama yine de tadına bakmakta ve yemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi de çay zamanı. İşte böyle gördüğünüz sallama çay içiyoruz. Bu da 2,5 lira bardağı. Gayet ucuz. İş içebildiğin kadar. Biz çayımızı içeceğiz. Yavaş yavaş böyle gidiyoruz. Saatimiz 8.30'a geliyor. Evet arkadaşlar, hepinize günaydınlar. Şu anda biz tam Diyarbakır tren garının içindeyiz. Güney Kurtalan Ekspresi ile gördüğünüz şuraların hepsinden teker teker geçerek buraya vardık ama buraya gitmeyeceğiz. Burada kaldık. Sabah da buradan kalkıp tekrar buraya geleceğiz. Yani 24 saat süren bir yolculuğun daha sonunda biz Ankara'ya geri dönmüş olacağız. Yataklı vagonumuza geldik. Şu anda açıyorum. Açtım ve şöyle gideyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapayım. Burada havlular var. İki tane havlu bırakmışlar kişi başı. Gördüğünüz gibi lavabomuz bu yatak vagonu biraz pis. Onu söyleyeyim. Buraya eşyalarınızı koymak için özel güzel yerler var. Askılıklar var. Askı var. Bunlar çarşaflarımız ve yastık kılıflarımız. Şimdi buradan yatağımızı çekiyoruz, şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada artık yatak. Burada kafanızı kuşetli vagonlarda burada şuraf uzunlamasının olduğu için kafanızı vurabiliyorsunuz ama burada o yük olmadığı için 10 numara olmuş. Kapatıyoruz. Bu böyle. Alt tarafta yine aynı şekilde. Şimdi buraya şöyle bir masa var burada gördüğünüz gibi. Bunu açtığınız zaman masa uzuyor. Gayet hoş bir şey olmuş. Burada küçük bir mini buzdolabı koymuşlar. İçini açıyoruz. Ha, bunlar da mini bardaki malzemeler. İki tane su, iki tane meyve suyu, iki tane çikolata, iki tane çizi bırakmışlar. Bunlar ikram arkadaşlar. Yataklı vagonda kalanlar için. Burada da raf yapmışlar. Ayakkabılarınızı koyarsınız kokmaması için.
çöp yeri var yine bu şekilde çöplerinizi atmanız için. Cam açılıyor. Kuşetli vagonlarda bunun camlar açılmıyor bazılarında. Bazılarında açılıyor tabii, değişir. Yataklı vagon bu kadar. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu tek kullanımlık terlikler. Bu çok güzel bir şey olmuş. Yataklı vagonumuz böyle. Aram baba, ne yapıyor? Vallahi güzel fotoğraf çekebilmek için şu anda gördüğünüz gibi camları siliyorum. Lan evimde bu kadar cam silmiyorum be. Vay arkadaş. Pislik deniyorum. Bir de şeyi adam gibi kullansa. Neyi? Treni. Adam gibi kullanıyormuştu da benim gibi gitti. Hayır. Şey için diyorum, Batman için diyorum. Neyi? Treni kullanan için söylüyorum. He. Adam gibi kullansa. Tabii insanlar hiç gerek yok. Yani çok güzel video fotoğraflar çekmeyi planlıyor. Bir de işten sileceğiz bunları tabii. Şuradan sildik ama. Şimdi. Hakikaten de fark edecek gibi duruyor ya. Fark etmez bence. Vallahi ya. Kompartajede gidiyorduk ama kim ulan bu, ne yapıyor lan? Abi temizliği aldık. Ya, bu adam ne yapıyor lan diyordu. Temizliğe eleman aldık. Kurtalandan beri sile sile geliyor. Lan iyi güzel olmuş da şimdi şuraya yetişemeyeceğiz, iyi mi? Pozisyon icabı. Lan gözlüğü düşüreceğiz de. Evlat acısı gibi koyacak. Bir baksana net oldum lan. He? Bir baksana bir net. Genel olarak yataklı vagon çok daha iyi. Burada yiyecek, içecek, saltamalı her şeyi hazırlayabilirsiniz. Şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız zaman yolculuğumuzu, kuşetli vagonda 4 kişilik arkadaş olmanız gerekir. Yoksa biraz sıkıntılı oluyor ama yataklı vagon istediğiniz şekilde takılabilirsiniz. TCD'nin trenleri maalesef rotarlı geliyor. Gerçekten tren yolculuğu mükemmel bir şey, yapmanızı muhakkak tavsiye ederim. Gezin, görün, eğlenin. Hayatınıza farklı bir renk katmış olursunuz. Biz de öyle yaptık. İki farklı deneyim yaşamış olduk. Diyarbakır'da fazla bir çekim yapamadık. Hatta hiç yapamadık. Karlı dağlar görebildiğiniz kadarıyla gösteriyoruz. Ondan sonra sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.